Bugün harbiden frekansınızı yükselteceğim ve sizlere güzel bir sürprizim var. Sabah kalktım abi, canım C vitamini çekti. Direkt gittim 6 tane mandalina yedim. Sonra Atlon'la yüz yüze geldim. Bugün kısmetimizde Atlon varmış dedim ve çekmek istedim. Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 55 dolarlık Atlon 200G işlemcisinin kutusunu açacağız ve ilk izlenim olarak değerlendirmeleri sizlerle paylaşacağım. 55 dolarlık işlemcimizin kutusunu açıkçası Ryzen 7'nin kutusundan daha çekici buldum çünkü beyaz rengi içimi açtı. Sağına soluna bakıyorum abi ve direkt burada 2 çekirdek 4 izlek 3.2 GHz olduğunu yazmışlar. İşlemcimiz Vega 3 dairli grafik birimiyle gelmekte. Kutuyu açmak istiyorum, zaten açmışlar. Bir de ben açayım yani. Tertemiz soğutucumuz çıktı. Gayet minik bir soğutucu. Fiyat performans işlemcisi olduğu için soğutucudan da öyle büyük devasa bir şey beklemeyin. Ben biraz soğutucuyu fazla kurcaladım. Mini ITX sistemler toplamalık bir işlemci olduğunu fark ettim şu an. Yalnız logo bayağı hoşuma gitti. Aynen. İşlemcimiz burada baba. İşlemciyi eritip kendime altın kasacağım. Kutunun içerisinden ekstra amblem çıkıyor ve bununla birlikte rehber de koymuşlar. Yalnız soğutucuya bakınca aklıma şey geldi ya, seneler öncesinin soket ağası, hatırlayanlar bilir zaten. Minicik soğutucular takardık üzerine Barton işlemcileri. Onu anımsadım ya, ne güzel. 2018-8. Açık konuşmak gerekirse şimdiden 200G ile bir sistem topladım. Ekran kartımız, anakartımız, her şeyimiz belli. Bu hafta sizlere harika bir video gelecek zaten. Bu videoyu birazcık demo olarak nitelendirin ve keyfinize bakın. Arkadaşlar şu anda PUBG'ye girdik ve ekran kartsız bir şekilde bakalım nasıl bir performans alacağız. 720p'de en düşük detaylardayız. Sağda değerleri hemen görebilirsiniz. 47 derece işlemcimiz ve aynı zamanda ekran kartımız. Sesi niye açamıyoruz ki baba? Şu anda hani oynanabilecek düzeyde mi, buna karar vereceğiz. Ben de ilk defa oynuyorum şu anda. Oyunu da ilk defa oynuyorum diyecektim ama oynamıyorum. Ben en iyisiyim. Baba takılmalar başladı baba. Buraya bir sürü kişi düştü. Yalnız şu oyunu 26 FPS'de oynamak da ilginçmiş. Adamı göremedim ki. Bu neydi be? Bal kabağı. Gel buraya. Adama takıldım ya. Bu ne oğlum? 11'e kadar düştük. Neyse yere inince rahatlarız. Oo hadi. Ah, vuramadım adamı. Şimdi PC Mark 10 testindeyiz. Bayağı uzun sürdü zaten. 3000 puan aldı. Puanının birazcık düşük olduğunu söyleyebilirim. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi sıcaklığımız ilk boşta, yani masaüstü kanadında 33 dereceyle başlamıştı. İşlemcimizin ve grafik birimimizin maksimum çıktığı derece 54'lerdeydi abi, aynen 54 dereceye maksimum çıktı. Şu anda CSGO konuşamadım. Şu anda CSGO'dayız. Bir rahat bırakın oğlum, konuşayım ya. 1080p en düşük detaylardayız. Bakalım performansımız nasıl. İyi vurduk ama ha. Oo Deniz. Farem klavyeye çarpıyor ya. Bir rahat bırakın beni. Ya geber ya. Yemin ederim geber. Sen de öl. Deli ettiniz beni oğlum. 7 canlı hepinizi geberteceğim. Teşekkürler.
Yalnız hiç ekran kartı almaya gerek yok. Gayet 1080p'de düşük detaylarda oynuyorum. Bu kim oğlum? Kasap geldi. Oğlum hepinizi gebertirim, hepinizi tararım. Umarım frekansınızı yükseltebilecek bir video olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Videomuzu paylaşmayı unutmayın, yoksa gelir. Lütfen videoyu paylaşın, yoksa elinize gelir. Ne kadar mandalina varsa hepsini yerim.